أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Pek kıymetli camia televizyon seyircileri, hepinizi Ramazan'ın 12. gününde bir kez daha Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim Celle Celaluhu gününüzü hayırlı, mübarek ve bereketli eylesin inşallah. Kıymetli müminler, bugün sizlerle inşallah 12. cüzden Hud suresinden 24 numaralı ayeti kerimeden itibaren ders yapmaya çalışacağız. Aslında konu çok uzun ama biz inşallah bunu bu önümüzdeki 25 dakika içerisine sığdırmaya gayret edeceğiz. Konunun tamamının anlatılamıyor olmasının iyi bir tarafı, bizi izleyen siz değerli kıymetli seyircilerimize de bundan sonra okumak için sadece bir tadımlık bir bilgi verdiğimizi inşallah kabul edin. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimenin 24 numaralı ayetten önce iman edenler, iman etmeyenler hakkında bilgi verdikten sonra bir misal veriyor. Şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الْفَر۪يقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمْ وَالْبَص۪يرِ وَالسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَب۪يَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Bu iki zümrenin müminlerle kafirlerin durumu kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri iki gruptan bahsediyor. Meselu el ferikayn. Ferik bir grup, ferik bir grup, ikisinden bahsediyor. Grubun birisi gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, sağır. Gözü görmeyen, kulağı duymayan grup ile gözü gören ve duyan grup hiçbir olur mu? Bunlar eşit değillerdir. Hiç bundan ders çıkarmaz mısınız? Allah Celle Celaluhu böyle bir soru sorduktan sonra bunu misallerle açıyor. Bu misallerden bugün birisi üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Peş peşe peygamber hayatlarından Allah Celle Celaluhu misaller veriyor. Her peygamberin kendi yaşadığı dönemde karşılaştığı sorunlar var. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, anlatılan Hazreti Nuh aleyhisselam kavmiyle olan mücadelesi, kavminin kendisine yaptıkları, Hazreti Nuh aleyhisselamın verdiği mücadele, ki bu mücadele çok yönlü bir mücadele. Bununla alakalı Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Biz Nuh'u kavmine gönderdik. Ve onlara ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım dedi. Peygamberlerin özellikleridir. Kendilerini toplumlara tanıtırlar. Ve Nuh aleyhisselam da ben size bir uyarıcı olarak gönderildim. Uyarıcı olarak gönderildim. Gelebilecek felaketleri önceden haber veren, tedbir almanızı sağlayan bir uyarıcı. Bu felaketler dünyevi de olabilir, uhrevi de olabilir. Uyarıcı demek ki geçtiğimiz süreç içerisinde gördük. İktidarlarla muhalefet hep birbirini suçladı. Birçok dünya devletinde, büyük devletlerden küçük devletlere kadar herkes, kimi hastalığı ciddiye aldı, kimisi ciddiye almadı. Kimileri uyarıları dikkate aldı, kimileri almadı. Kimileri uyarıları geç dikkate aldı. Allah Celle Celaluhu da peygamberler gönderiyor. Bu peygamberler vasıtasıyla insanları ne yapıyor? Uyarıyor. Peygamberlerin bir özellikleri nedir? Nezir olmaları, yani uyarıcı ve açıklayıcı olmaları. Apaçık bir uyarıcıyım. En la ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. İnni yahafu aleykum azabe yevmin elim. Ben şiddetli bir günün acı verici azabının size gelip çatmasından endişe ediyorum, korkuyorum diyor.
Allah'tan başkasına tapmayın. Nuh Aleyhisselam peygamberler silsilesi içerisinde müşrik bir topluma gönderilen ilk peygamber. Biliyorsunuz insanlığın babası Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Ondan sonraki geçen süreç içerisinde insanlar değişik merhalelerden geçmiştir. Ama Nuh Aleyhisselam döneminde insanlar şirke bulaşmış, Allah'tan başkalarına da tapmaya başlamışlar. Burada Allah Celle Celaluhu Hazretleri onları uyarıyor. Diyor ki, اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Şimdi bir peygamberin bunu kalkıp söylemesi gayet güzel. Ama karşı taraf o peygamberi ne kadar ciddiye alıyor? Bir sonraki ayeti kerime diyor ki, فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Toplumun ileri gelenlerinden Nuh Aleyhisselam'ın kavminin dediler ki, مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Biz seni bizim gibi sıradan bir insan olarak görüyoruz. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَذِلُنَا بَادِيَ الرَّئِهِ Biz sana şöyle bir bakıyoruz da, aramızdaki en reziller, toplum olarak en düşük olanlar, herhangi bir görüşü olmayan insanlar sana inanmışlar. Yani toplumun alt tabakaları sana inanmış ama bu toplumu yönetenler, bu toplumda bizim akıllı kabul ettiğimiz insanları sana uyar görmemişiz. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِب۪ينَ Biz sizin bizden farklı bir tarafınızı, bize bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz. Bu sözü kime söylüyorlar? Peygamber hangisine? Nuh Aleyhisselam'a. Ne diyorlar? Siz yalancısınız. Bizden faziletli bir tarafınız yok, üstün tarafınız yok. Size uyanlara bakıyoruz, böyle çok okumuş elit tabakalar da yok arkanızda. Toplum içerisindeki seviyesi en düşük kimseler, en basit, en sıradan insanlar sizin arkanızdan geliyor. Sen de bizim gibi bir beşersin, insansın. Senin ne özelliğin var ki sana haber geliyor? Nuh Aleyhisselam cevap veriyor tabii bütün bunlara. Diyor ki, قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِيَ رَحْمَةً مِّنْ عَنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Ey kavmim, hiç görmez misiniz, düşünmez misiniz? Ya ben Allah'tan verilen bir hakikat üzerine isem şayet, bana kendi katından bir rahmet verdiyse, o rahmetle ben size geldim, Allah'ın rahmeti gereği size bu konuyu anlatıyor isem şayet, bu size gizli tutulmuşsa da buna ne dersiniz? Yani siz bilmeyebilirsiniz. Allah Celle Celaluhu beni peygamber olarak seçmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri peygamberleri seçerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed Mustafa diyoruz. Mustafa ne demek? Allah'ın seçtiği kimse. Bir insan nasıl peygamber olur? Allah seçerse onu, Allah tayin ederse peygamber olur. Kendi gayretleriyle olmaz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de diyor ki, senin ne özelliğin var? Nuh Aleyhisselam diyor ki, Allah Celle Celaluhu size bildirmeden beni tayin ettiyse ne yapacaksınız? Yani ben hakikaten size gönderilmiş bir peygamberim diyor. Tabi buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi, siz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız diyor. Kıymetli müminler, bir sonraki ayeti kerimede وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا Bu anlattıklarım karşılığında ben sizden herhangi bir para istemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Benim mükafatımı Allah verecek. وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Bana iman edip etrafımda inanan o sizin basit gördüğünüz insanları kovacak da değilim. اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklar. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir toplum olarak görüyorum. Ey toplum! Size gönderilmiş bir uyarıcı var. Bu uyarıcıyı gelin, dikkate alın, değerlendirin. Ama Nuh Aleyhisselam'ın tabii çilesi çok büyük.
Bu başka bir surede anlatılıyor. Nuh Aleyhisselam kendi kavmini imana çağırıyor. Allah'a tövbe edin diyor, bağışlanmaya gelin diyor. Ama kavim bunları dinlemiyor. Nuh Aleyhisselam o kadar çok anlatıyor ki, diyor ki, قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. Ya Rabbi, ben kavmimi gece gündüz çağırdım. Şimdi bir davetçi düşünün. Memur olmadığı için, memur kardeşlerimiz alınmasın, bir iş saatine bağlı olarak çalışan bir peygamberden bahsetmiyoruz. Gecesiyle gündüzüyle bulduğu her ortamda kendi kavmini Allah'a davet ediyor. Ve kendi durumunu da Allah'a arz ediyor Nuh Aleyhisselam. Ya Rabbi, kavmimi leylen ve neharan, gündüz de gece de sana çağırdım. Felem yeziduhum duai illa firara. Ben ne kadar çağırdıysam onlar o kadar kaçtılar. Ben çağırdıkça onlar uzaklaştılar. Nuh Aleyhisselam'ı beğenmediler. Ve inni kullema da'utuhum li tagfira lahum. Ben onları her seferinde sen onları bağışlayasın diye çağırdığımda ca'alu asabi'ahum fi azanihim. Parmaklarını kulaklarının içerisine soktular. Vastaghshaw thiyabahum. Elbiselerini kafalarına çektiler. Kafalarını, kulaklarını, yüzlerini örttüler Nuh Aleyhisselam'ı görmemek için. Ve asarru ve stekberu istikbara. Beni dinlememe konusunda elinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Ya Rabbi, ben bu kavmi çağırdım. Nuh Aleyhisselam devam ediyor. Kendi durumunu arz ediyor Allah Celle Celaluhu Hazretlerine. Thumma inni da'utuhum cihara. Ya Rabbi, ben onları aleni bir şekilde çağırdım. ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَارُتُ لَهُمْ اِسْرَارًا. Ya Rabbi, ben onlara kulaklarına fısıldadım. Teker teker söyledim. Ama nafile, bir türlü beni ne yapmadılar? Dinlemediler. Nuh Aleyhisselam diğer peygamberler gibi gönderildiği kavme kendisine verilen vazifeyi tebliğ için mükellef. Evinden başlamış. Çocuklarından başlamış, komşularından devam etmiş, topluluğun ileri gelenlerine bunları anlatmış ama bunlar dinlememişler. Şimdi ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu ne dedi birinci okuduğumuz ayeti kerimede? Hiç kör ve sağır olanlarla görüp duyanlar biri olur mu? Allah Celle Celaluhu buradaki körlüğü ve sağırlığı, aslında adamların kafalarında gözleri var, etrafı görüp geziyorlar. Kulakları da var Nuh Aleyhisselam'ı duyacak kadar. Ama Nuh Aleyhisselam'ın anlattığı hakikatleri görmemezlikten, duymamazlıktan geliyorlar. Onun için eşit bir toplum değil. Bir başka ayeti kerimede Enfal suresinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Eğer Allah onlarda hayır görseydi, onlara işittirirdi, işittirse bile onlar yüz çevirirler. Çünkü onlar hakikatten ziyade içinde yaşadıkları hayatın sanki onları ebedi kılacağına inanmışlardı. Şimdi kıymetli müminler, bizde en fazla yaşayan, dünkü dersimizde de kısaca değindik, 100 sene yaşıyor. Ama Nuh Aleyhisselam zamanında 100 sene yaşayan birisi daha acemi çaylak işin başında, sen hayatta ne gördün ki diyecekler. Bizde 50-60 yaşındaki adamın tecrübesine güvenilir ama Nuh Aleyhisselam döneminde 100 yaşına gelmiş bir adam ömrünün onda birini yaşamış bir adam. Ömrünün onda birini yaşamış bir adam. Böyle bir peygamber düşünün. Tabii o kadar uzun süre yaşayan, o zamanın şartları içerisinde mal edinen, mülk edinen, çevre edinen kimseler peygamberin kendilerine gelip de bu taptığınız putları bırakın, Allah'a kulluk edin demelerini bir türlü kabul edemediler. Allah Celle Celaluhu da onların durumunu ne yapıyor? Bize izah ediyor. Bir başka ayeti kerimede yine Allah Celle Celaluhu bu misaller vererek buyuruyor ki وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ. Kör ile gören bir değildir. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ. Gölge ile sıcaklık da bir değildir. وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ.
Ölülerle diriler de bir değildir. اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğini işitir. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Kabirlerdekilere sen işittiremezsin. اِنْ أَنْتَ اِلَّا نَذ۪يرٌ Senin işin bir peygamber olarak ne yapmak? Uyarmak. Bakın burada da Allah Celle Celaluhu peygamberine ne diyor? Uyarıcı. Sen uyar. Ama bu adamlar körlük yapacaklarsa, sağırlık yapacaksa, hakikate yüz çevireceklerse o onlarla Allah arasındadır. Ama senin vazifen bu insanlara tebliğ etmeye devam etmendir. İnne arsalnake bil hak. Biz seni hak olarak gönderdik. Beşiran ve nezira. Hem müjdeleyici olarak gönderdik, hem uyarıcı olarak ne yaptık? Gönderdik. Ve in min ummetin illa khala fiha nezir. Hiçbir ümmet yok ki ona bir uyarıcı gelmemiş olsun. Allah Celle Celaluhu bütün kavimlere ne yapmış? Birer peygamber göndermiş. Nuh Aleyhisselam kendi kavmine gidiyor ve diyor ki وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُهُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا أَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Şimdi burada Allah Celle Celaluhu peygamberini konuşturuyor. Diyor ki o sizin hayır görmediğiniz kimseler, beğenmediğiniz çevreler, basit gördüğünüz kimseler var ya, belki bütün hayır onlarda. Allah onlara birçok nimet verecek. Tabi Nuh Aleyhisselam uzun bir mücadele verdiği için kavmi, düşünün o toplumun içerisinde 1000 yıla yakın bir ömür. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا Bizimle çok mücadele ettin ve mücadeleyi de abarttın artık. Çok yaptın. فَاَتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Eğer bütün bu anlattıkların doğruysa o dediğin felaket artık gelsin. Bakın Nuh Aleyhisselam uzun bir süre kendi kavmini hidayete çağırıyor. Bu tabi bizim için de bir örnek. Bazen yaptığımız işlerden usanıyoruz. Ömrümüzü Nuh kavmiyle kıyaslamıyorum. Kendi aramızda baktığımız zaman bir idareci kalkıp diye biliyor ki ya ben yeteri kadar çalıştım. Bir memur diyor ki ben şu kadar çalıştım. Bir öğretmen diyor ki ben bu kadar çalıştım. Bir sağlıkçı, bir köy muhtarı bir şeyler söyleyebiliyorlar. Değerli kardeşlerim, hizmet maksadıyla eğer bize de ihtiyaç varsa çalışmaya gayret edeceğiz. İlla bir yerde vazifeli olmamız da gerekmiyor çalışmak için. Ya dışarıdan da çalışılabilir, fahri de çalışılabilir. Ama biz paslanmaya yüz tutan demirler gibi değil de çalışan demirler gibi olalım. Paslanmayalım, parlayalım. Etrafımıza her zaman faydalı olmaya çalışalım. Bulunduğumuz her ortamda kendi derdimizi, kendi davamızı, kendi dinimizi, bu düşündüğümüz, gördüğümüz güzellikleri başka insanlarla paylaşalım. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu o tebliğ vazifesi herhangi bir yerde, herhangi bir sorumluluk veya yetkiyle alakalı bir olay değildir. Bir mümin olarak tebliğ vazifemizi yapmaya gayret edelim. Ama efendim insanlara bakarak asla karamsarlığa düşmeyelim. Ya çağırdım anlattım olmuyor. Hayır kardeşim sen ısrarla devam et. Sen çünkü hak anlatıyorsun. Hak anlatan insan yorulmaz. Hak anlatan insan ne yapmaz? Yorulmaz. Usanmaz ve bıkmaz. Yapılan eleştiriler karşısında onlar bildiğini eleştirsinler.
Peygamber Efendimizin duasında olduğu gibi Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi kavmime hidayet ver, onlar bilmiyor. Lanet etmeyelim, terk etmeyelim, insanlara kahretmeyelim. Bizi dinlemeseler de, bizi alaya alsalar da, bizi küçümseseler de ortada bir Nuh Aleyhisselam örneği var. Bu örneği dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Bunun size vereceği gücü, enerjiyi, dinamikliği başka bir yerde bulamazsınız kıymetli kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam uzun bir süre kavmine anlatmış ve kavmi sonunda Nuh Aleyhisselam'a gelip "Ey Nuh, şu bize vaat ettiğin şey neyse artık o bela başımıza gelsin" diye. Nuh tufanından insanlar bahsederler. O yağmur yağmasından, geminin yapılmasından, yolcularından, ama Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi, o uzun süreli mücadelesi Nuh tufanın sanki böyle biraz gölgesinde kalıyor. İnsanlar macera arıyorlar. Nuh Aleyhisselam onların karşısında anlatmaya devam ediyorlar. Ama onlar diyorlar ki fe'tina bime ta'iduna. Bize vaat ettiğin o şey gelsin artık eğer doğru söylüyorsam. Kale innema ye'tikumullah innema ye'tikum bihillah. İnşa'a ve ma entum bimu'cizin. O dediğiniz şeyi ben getirecek değilim. Onu getirirse Allah getirecek. Ve siz de bunu engelleyemezsiniz. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermeyecek. Çünkü o sizin Rabbinizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Em yekulun iftarah. Kul in iftarahu. Kul in iftaraytuhu fe aleyye icrami. Ve ene beri'um mimma tucrimun. Resulüm, yoksa bunu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan neyim? Uzağım. Kıymetli kardeşlerim, burada ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu peygamberini o peygambere gönderildiği toplumla konuşturuyor. Diyor ki ben size nasihat ediyorum. Eğer bu nasihatler fayda ederse güzel, ama bu fayda etmeyecekse şayet bu benim elimde değil. Allah sizi azdıracaksa o sizin sahibinizdir, ona döndürüleceksiniz. Ama aklı selim ile şu anlatılanları bir düşün. Bakın sonunda Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a şöyle anlatıyor. Ve uhiye ila Nuh ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amene fela tebteis bima kanu yefalun. Nuh'a vahyolundu ki kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduklarından, yani o günahlarından dolayı üzülme. Ne diyor? Artık sen vazifeni yaptın, bu topluma anlatacağını anlattın. Sana iman edenler de iman ettiler. Ama iman etmeyecekler hakkında artık üzülme, sen vazifeni ne yaptın? Yerine getirdin. Vasna'il fulk. Ne diyor? Gemiyi yap. Bi a'yunina ve vahyina ve la tuhatibni fillezine zalemu innehum mugrakun. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz emrimiz üzerince gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklar. Subhanallah. Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a işin sonunu gösteriyor. Sen vazifeni yaptın artık. Bundan sonra senin işin gemi inşa etmek. Gemi inşa edeceksin. Gemi inşa edeceksin. Tabii bundan sonra işin zor tarafı başlıyor Nuh Aleyhisselam'la alakalı. İşin zorluğu nerede kıymetli müminler?
Tabi zamanımız bu olayın tamamını anlatmaya yetmeyecek kadar kısa. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Nuh gemi yapıyor. Kavminden ileri gelenler ise yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız bir gün biz de sizinle alay edeceğiz. Şimdi derenin, denizin olmadığı bir yerde bir gemi inşa ediyorsunuz. Birileri gelip ne yaptığınızı sorunca gemi inşa ediyorum diyor. Tabii bu gemi küçük bir sal veya kayık değil. Bu gemiye binecekler, iman edenler, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği o canlılar o gemiye bineceği için kocaman bir gemi inşa ediliyor. Gelip gidenler geminin inşaatından dolayı Nuh Aleyhisselam ile ne yapıyorlar? Dalga geçiyorlar. Diyorlar ki burada sen ne yapmaya çalışıyorsun? فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında göreceksiniz. Kıymetli müminler, Allah Celle Celaluhu emrediyor, gemi inşa olunuyor. Bu gemiye her canlıdan birer çift alıyor. İman edenleri alıyor ama Nuh Aleyhisselam oğlunu alamıyor. Oğlum geride kaldı diyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki o senin ailenden değil artık. Rabbimiz Celle Celaluhu hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Zor bir imtihan ve yağmurlar yağıyor, sular yükseliyor. Ama Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, o toplum diyorlar ki ya biz 1000 yıldır yaşayan insanız. Yağmur yağacaksa biraz yükseklere çıkarız. Ovalardan aşağı akar sular derelerden gider. Ama Nuh tufanı denen tufan öyle bir tufan oluyor ki onların çıktıkları yüksek yerler de sular altında kalıyor. Ve Nuh Aleyhisselam da gemidekiler o geminin içerisindeyken dalgaların büyüklüklerinden korkuyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'ın gemisini karaya oturtturuyor, yeryüzüne emrediyor. Üzerindeki suyu em, sen suyunu em çek, gökyüzüne diyor ki sen de suyunu tut artık yağdırma. Ama inanmayanlar helak oluyor. İnananlar Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde kurtuluyorlar. Böyle bir olayın içerisinde olduğunuzu düşünün. Yıllarca bir peygamber size anlatıyor. Bir türlü vaat ettiği şey gelmiyor. Gemi inşaatına başlıyor. Canlıları topluyor. Ama bir gün bu iş bittiğinde Nuh Aleyhisselam'a inananlar kurtuluyor. Ama inanmayanlar, o kendini akıllı zannedenler onlar helak olup gidiyorlar. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize bize yapılan uyarıları dikkate alan Nuh'un gemisine binen ama geri limanda kalanlardan eylemesin. Gününüz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.